hayalinizdeki tatili bir tatil köyünde mi yoksa bir gemide mi geçirmek istersiniz? Bu gemiyi görünce siz de benim gibi çok şaşıracaksınız. Hayalinizdeki tatili bir gemide geçirmeye ne dersiniz? Aklınızdan geçen soru işaretlerini tahmin edebiliyorum. Acaba gemi sallanır mı? Gemide sıkılır mıyım gibi? Hepsini Alper Taşkıranlar'dan sizler için öğreneceğim. Bize birazcık geminin genel özelliklerinden bahseder misiniz? Geminin en büyük özelliği her gün farklı bir limanda uyanırken odanızın aynı kalması. Odalar gerçekten lüks mü? Nasıl? Bize en çok gelen sorulardan birisi de otel odalarıyla karşılaştırma. Otel odalarıyla karşılaştırdığımız zaman belki odalar 40 metrekare, 45 metrekare değil ama o kadar güzel dekore edilmiş ve düşünülmüş ki 20-25 metrekarelik balkonlu kabinlerde bir otel odasında bulabildiğiniz konforu, 5 yıldızlı otel odasında bulabildiğiniz konforu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Gemilerde restoran ve kafe barlarda ne gibi hizmetler var? Gemilerde restoran dediğimiz zaman birden fazla seçenek var. Toplamda 24-25'ten fazla farklı restoran seçeneği var. Onun dışında gemide bizim Speciality Restoran adını verdiğimiz özel restoranlar var. Uzak Doğu mutfağından, Brezilya mutfağından, onun dışında Japon mutfağından, teppanyaki seçenekleri var. Peki Alper Bey, hepimizin merak ettiği bir şey var. Gemi sallanıyor mu? O kadar büyük gemiler ki 17-18 katlı gemilerden bahsediyoruz ve siz eğer geminin açık güvertesine çıkıp denizi görene kadar bir gemide olduğunuzu anlamıyorsunuz dahi. Sanki yüzen bir tatil köyünde ya da bir şehrin önemli bir alışveriş caddesinde kendinizi hissediyorsunuz. Aslında ben yüzen tatil köyü demek istiyorum. Bu gemilerle nerelere gidebiliriz? Evet, bu yüzen şehirler, yüzen tatil köyleri, biz de aynı ifadeyi çoğunlukla kullanıyoruz. Dünya çapında 260 farklı destinasyona, 260 farklı bölgeye gidebiliyoruz. Bunların içerisinde Avrupa, Asya, Alaska, Güney Amerika limanları bulunmakta. Peki limanlarda ne kadar süre kalınıyor ve kaldığımız müddetçe bireysel mi geziyoruz yoksa rehberler eşlik ediyor mu? Ortalama 12 saat, bazı limanlarda 14-16 saate kadar limanlarda kalıyoruz. Yaklaşık her sene 40'ın üzerinde Türkçe rehberli paket programı oluşturuyoruz. Uğranılan limanlarda rehberimizin hazırladığı turlar oluyor. Misafirlerimiz ister rehberimizin hazırladığı turlarla Türkçe rehber eşliğinde, Türkçe anlatım eşliğinde bu şehri keşfedebiliyor. Dileyen misafirlerimiz de kendileri özgürce istediği limanda kendi programını yaratabiliyor. Gemi seyahatlerinde çocuklar ücretli midir? Gemi seyahatlerinde çocuklar yaşa göre değişiyor ve döneme göre değişiyor açıkçası. Bizim özellikle belirli dönemlerde belirli destinasyonlarda, Karayipler destinasyonunda özellikle 12 yaş altı çocuklarımız ücretsiz. Tabii ücretsiz derken aynı uçakta olduğu gibi küçük bir vergi ödüyorlar. Vize işlemleri nasıl sürdürülüyor? Vize işlemleri gidilen destinasyona göre farklı vizelere ihtiyaç duyuluyor. Örneğin Avustralya, Yeni Zelanda rotasına gidiyorsanız bu iki ülkenin vizesine ihtiyacınız var. Karayipler destinasyonlarında Amerika vizesi yeterli. Amerikan konsolosluğu sadece bireysel başvuru kabul ediyor. Ona rağmen bireysel başvuru yapılırken doldurulması gereken online formlarda vize danışmanlarımız yolcularımıza yardımcı oluyorlar. Engellilerimiz için odalarımız mevcut mu? Engelli misafirlerimiz için gemide her şey düşünülmüş durumda. Sadece odalar değil açıkçası. Geminin içerisindeki tüm ortak kullanım alanlarında engelli misafirlerimiz için her şey düşünülmüş durumda. Bey, alışveriş yapabiliyor muyuz? Mağazalar var mı gemide? Nasıl gerçekleşiyor? Evet, gemide alışveriş özellikle Türk misafirlerimizin en çok merak ettiği ve en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Çünkü gemilerde gümrüksüz alışveriş yapma imkanınız var. Alper
Gökhan Bey, gemilerde aktiviteler nelerdir? Gemide kaya tırmanma duvarından, sörfe, basketbol sahalarına, tenis kortlarına, hatta buz pateni pistine kadar birçok seçeneğiniz bulunmaktadır. İçerisinde Central Park olan gemilerimiz var. İçerisinde yüz binlerce çeşit canlı bitki türü ve hatta canlı kuş seslerini Central Park'ta dolaşırken sanki kendinizi New York'ta hissedebiliyorsunuz. Gemi seyahatinin fiyatı nedir? Çok korkulacak kadar bütçeleri fazla mıdır? Destinasyona göre değişiyor. Eğer bir Akdeniz programı aldığınız zaman programlar, 7 gecelik programlar yaklaşık 700 Euro'dan başlıyor. Karayip programlarında özellikle son dönemde Türk Lirası kampanyası başlattık. Türk Lirası fiyatlarla uçak dahil, Miami'ye uçuş dahil, 7 gecelik dünyanın en büyük gemisiyle seyahat dahil toplamda 5900 Türk Lirası'ndan itibaren seyahat edebiliyorsunuz. Oldukça cazip fiyatlar var son dönemde. Teşekkür ediyorum ben size vermiş olduğunuz bilgiler için. Siz de tek bir beldede tatilinizi geçirmek istemiyor ve birçok yer görmek istiyorsanız gemi seyahatlerini tercih edebilirsiniz.